Herkese çiftliği çiftliğinden selamlar dostlar. Bugün artık sonunda nihayet. Hava gerçi hala biraz kapalı ama olsun, yağmur yok en azından. Ubi'nin kulübesine başlayacağız. Ubi de arka tarafta, tabii benim buralara geldiğimi göreceğim, büyük büyük mızıldanıyor. Beni de götür, beni de götür diyor ama maalesef bu çok fazla işlerin içine sokmamamız lazım ona. Evet, ilk başta bu el arabasını getireyim dedim. İçeriden şu bizim yarım kalan çimentoyu alırız. Sonra da tahta paletten bir şeyler yapacağız. Ve tabii bizim meraklı hemen başladı araştırmaya. Ne oluyor? Nedir bu? Nereden geldi? Bana ne dersiz, niye geldi? Şöyle yapalım. Neymiş oğlum bu? Araba mı yapmış? Dur. Hemen atlama, dur. Şimdi oyun zamanı değil. Hayır. Şşt. Hey. Şimdi artık kalanları da kürekle sıyırayım biraz ama. İlk aşamada en azından şimdi çimentoyu kurtardık. Toplayabildiğim kadar, sıyırabildiğim kadarını da sıyırdım. Şimdi iyice bir şey yapacağım. İnce temizliğe geçeceğim. Ondan sonra şu tahta paletle bir şeyler çekmeye çalışacağız. Bu arada bu çekmiş olduğumuz çimentoyu da artık poşetlere mi koyacağım, nasıl yapmam lazım bilmiyorum. Bir tane şeyim yok çünkü, düzgün bir kovam yok. Kalanlar da iyice ziyan olmasın. Bunları güzel bir istiflememiz lazım. Şimdi onun için bir şeyler bakayım ortadan. Evet, uzun uğraşlar sonucunda artık bir kova bulabildim. Bunu buraya transfer etmeye çalışacağım. Ne kadar alacak bilmiyorum ama aldığı kadarını alsın. Şurada mesela büyük bir parça var. Ben bunu direkt kalıplaşmış sandım ama henüz çok ölmemiş. Dolayısıyla bu da kullanılabilir bir parça. Şimdilik şöyle kağıtlarını yüzeysel sökeceğim. Sonra kullanırken zaten şey yaparız, ayarlarız bunları. Hatta bir parçayı torbaya koyarım olmazsa. Çünkü şey olacak, bunun hepsini almayacak muhtemelen. Onu da şöyle devirsek olur herhalde. Bence gayet başarılı bir işlem oldu ama zaten bir tek bu doldurmuş oldu. Ubi. Ubi de oradan söyleniyor. Evet, bu tam bir taneyi doldurdu zaten. Evet, şimdi kalanları o zaman poşete koyacağız. Birkaç tane kalın poşet bulmak lazım. Şimdi onları içeriden temin edeyim. Ya işte hep diyoruz hani, çok şey var yapılması gereken. Hatta şu şeyler de var biliyorsunuz. Dönemedim. Şu arka taraftaki görünüyor mu bilmiyorum. Bizim şuradaki pislik çer çöp var. Bunların da buradan gitmesi lazım. Ama işte bir türlü sıra gelemedi. Biz de elime geldikçe o tarafa atıyorum. Nasıl olsa oralar komple temizlenecek. Tamam, çok uzatmayalım. O zaman bir kovamız zaten tam doldu. Şimdi bunlar için bir poşet bulayım içeriden. O şekilde devam edelim. Evet, şimdi İki tane poşet buldum, iç içe geçirdim. Şöyle reklam gibi olacak. O yüzden tersini çeviriyorum. Ya zaten bu konu da beni birazcık böyle üzüyor. Yani hani olmadık zamanlarda bazen olmadık yorumlar geliyor ve şey oluyorum yani. Garip geliyor bana. Neyse, yani bu neyse dedim. Bu arada bir dostumuz vardı sağ olsun. Hatta dostlarımız vardı. Bana sürekli diyorlardı. Neyse'yi çok fazla kullanıyorsun diye. Evet, çok fazla kullanıyorum. Hala daha kullanıyorum aslında. Geçen seneye özgü bir durum zannediyordum ama değilmiş. Şu büyük parçaları da elimle alabilirim.
kamerayı bu şekilde kullanmak gerçekten zor oluyor. Yaptığın işe bakarken bazen kameradan hedef noktayı kaçırabiliyorsun. Bu şekilde birazcık daha ilerleteceğiz inşallah görüntü işini de. Hatta yeri gelmişken onu söyleyeyim. Bir tane şu GoPro tarzı, tabi GoPro'lar biraz lüks kaçıyor ama hani muadili şeylerden, ne denir, ne kamerası, aksiyon kameralarından alma niyetim var. Hani en azından öyle bir şey olursa onu işte alnıma bağlayabilirim, göğsüme bağlayabilirim. Bir şekilde şey olabilir. Yani şu an yapmaya çalıştığım şeyi daha sağlıklı yapıyor olabilirim. Çünkü birden fazla kamera her zaman daha iyi olacak herhalde. Evet, şimdilik kurtarabildiğimiz kadarını kurtardık. Elimizde bir tane kova oldu. Bir tane de büyük poşetimiz oldu. Şimdi bunları yağmur olmayacak bir yere koyayım. Hatta o yerde bizim şu anda depo olarak kullandığımız misafir odası olabilir. Bu arada az önce işte içeride bir şeyler bulabilir miyim diye girdiğimde bu bizim çelikleri çekmiştim. Çeliklerde durumlar güzel gibi. Hatta şurada altta bir iki tane asmada da patlama var. Şurada görünüyor. Bir tane şurada var. Şurada var. Hatta bu aynı zamanda bir tane de yukarıdan patlatmış. Bir tane şurada. Bir tane şurada var. Var yani, yavaş yavaş bunlar da geliyor herhalde. Ama hala daha işte bir toprak işini çözemedik. Biliyorsun çünkü buranın toprağında gerçekten şey var yani, hani sert bir toprak. Buralar uzun zamandır işte hiç çalışılmamış buralarda. Şu özellikle evin ön kısmında. Dolayısıyla burada bir şeyler yapamıyor. Bunları köklendirebilmek, özellikle köklendirme aşaması birazcık şey olabilir. Hani büyük fidan getirsek belki sıkıntı olmaz da güzel kazıp. Ama bu ufaklarda birazcık sıkıntı olabilir. Dolayısıyla şurayı düşünmüştüm. Geçen videoda da bahsetmiştim. Şöyle bir set gibi yapıp şurayı kaldırıp orayı düzenleyeceğim inşallah. Hatta bugün kireç almaya da gideceğim. Gitmişken belki aşağıdan işte şu hani toflu toprak falan oluyor farklı şeyle. Daha hani güçlendirilmiş. Dolayısıyla onlardan da alıp gelme şansım olabilir. Dolayısıyla bu sefer de dolayısıyla çok fazla taktım. Bu bölümü de o şekilde halledebiliriz. Evet, şimdi depoyu göstereyim. Depoda durum gerçekten tam bir depo görüntüsünde. Şöyle son halimiz bu. Yani bayağı bir malzemelerimiz vardı burada. Ama işte hep söylüyorum yani köy yerinde olmazsa olmaz şey ya, bu kadar böyle işinize yarayabilecek ama her zaman işiniz elinizin altında olması gerekmeyen şeyleri, mesela şuradaki işte kazma kürekler, tırmıklar vesaire, ya bunları güzel bir yere istifleyebileceğiniz bir yer olmalı. İşte burada benim şeylerim var, biberlerimden falan getirmiştim. Onları hala burada tüketiyorum ara sıra. Yani var da var. Burada şey var, işte bu ubinin altı için böyle bir şey vardı. Ben bunu düşünüyordum. Ama bu da bizim palete göre biraz şekilsiz. Belki kesmek mi gerekecek ya da belki katlayarak şey yapmak gerekir, çakmak gerekir. Yorumlarda bir dostumuz söylemişti, onu da sağ olsun. Yani çünkü ubi sürekli bu şeyleri söküp atıyor, parçalıyor böyle. Öyle bir parçalama meyili var. Hani bu paletin üstüne çakabilirsin demişti. Onu iyice sabitleyebilirsin demişti. O şekilde deneyeceğim. Yani tutarsa öyle tutar herhalde. Yoksa diğer türlü ihtimal vermiyorum. Evet, çimentolarımızı da şimdilik istifledikten sonra artık şöyle bir fırçayla içeriği toparlayalım, kabasını bir çekelim. Sonra bakalım palet aşamasına geçeceğiz. Değil mi oğlum? Demin kamerayı sabitleyecektim merdiveni ama aman abi, aman sen de gel, tamam. Senin evinde bir işler yapılıyor ya, hemen gel kontrole. Dur. Şu arkadaki büyük başlar var. Oğlum bak. Şşt. Hey. Tam oyuncu ya. Gelsin. Cebimdeki şey, kameranın mikrofonun şeyiyle oynayacak. Ona niyet ediyor. Çıkarırsa bayağı bir zararı uğratabilir bize. Oğlum bir dur. Dur, oyun değil bu. Neyse dostlar, ben bu bilgimi de bıraksam daha iyi olacak herhalde.
Dur, şimdi işimiz var. Bekle. Şşt, şşt, şşt. Çık bakayım, çık dışarı. Çık. Çık dışarı. Dur. 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 Dur tozun toprağın içinde. Dur. Şşt, yavaş yavaş. Allah'ım ya. Alem ya. Tam geçen yorumlarda da konuşmuştuk ya dostlar. Hani tam böyle bir deli zamanları hep bir oyun peşinde bak. Şöyle. Dur oğlum dur. Dur bakalım. Bekle. Aferin sana. Dur bakalım. Dur. Dur Şimano. Şimano. Tam aslında bugünkü videoda söyleyecektim. Ubi artık biraz ustalmaya başladı herhalde, akıllanıyor diyecektim. Ama şu an şu sebekliklere bakınca hiç de öyle görünmüyor. Değil mi oğlum? Ama dur şimdi işimiz var biraz. Dur. Evet yorulduk ama biraz yine toparlandı, bir göstereyim. Şu ön tarafı da sıyırmak lazım. İşte iş içine iş bu oluyor. Onu oradan alıyorsun, o oluyor. Onu oraya çekiyorsun, o oluyor. Olsun. Evet işlerin son hali de böyle oldu. Yani bayağı bir toparlandı önceki haline göre ama tabii bir şöyle aslında suyla falan bir yıkamak da lazım. Neyse şu kilit işini de halledelim. Bu bir de burada hala oyun peşinde. Oğlum bir dur. Kilit işini de halledelim. Ondan sonra inşallah zeminleri biraz daha düzeltiriz belki. Şimdi birazdan şu palet işine girelim. Paletin üstü bakalım nasıl olacak. Ubi Bey palete nasıl tepki verecek? Onu göreceğiz. Bir de tabii şu yerdeki ıvır zıvır çıkanları sıyırmak lazım. Evet şimdi arabamızı tekrar dama alalım. Ondan sonra tabii nasıl alacağız? Şöyle tek elimle alsam yine olmayacak. Kamerayı bırakayım. Evet şimdi daha rahat oldu tabii haliyle. İki elle kontrol. Arabayı bırakacağım. Sonra şuradaki paletle başlayacağız çalışmalara. İnşallah hızımı adam hep geri yuvarlanıp gitmem buradan. Çünkü yuvarlanırsak da aşağı kadar giderim muhtemelen. Olabilir. İlginç bir video olur. Evet şimdi tabii ben bu paleti farklı bir amaçla kullanmak istediğim için aralardan böyle şeyler çakmıştım. Küçük parçalar çakmıştım. Ama eğer şu anda biz işte UV için bir alt zemin olarak kullanacaksak muhtemelen şunun gibi parçalardan işte birkaç tane daha şu aralara çakıp o şekilde belki yapabiliriz. Diğer tarafı biraz daha çünkü seyrek, oraya daha fazla malzeme gerekir. Şöyle. Yani her biri için şöyle çaksak, çünkü burada şey var, yükselti var aralarında bir 15 santim falan santim. O olmayacak. Mecbur üstlerine çakacağız. O şekilde yapacağız. Diğer taraf daha az malzeme isteyeceği için yine öbür tarafı daha iyi herhalde. Tabii bu arada şöyle bir durum da var. Burası altta olduğu için şu alt tarafları bayağı bir ıslanmış durumda. Yani bunun üstüne bizim o şeyi nedir, kilimi serersek o da biraz sıkıntılı olacak. Hatta tabii ya bir kilimi de deneyelim. Onun boyutlarına göre bir kıyaslayalım bakalım. Nasıl olacak ki, belki ona göre aradan bir parçayı kırabiliriz, kesebiliriz. Öyle bir durum olabilir. Ama yine demin dediğim gibi oralar ıslak olduğu için onu bir şekilde yere koymak istemedim. Şu kapıyı kapatalım.
nasıl olacak bilmiyorum. O bir de oradan bize bakıyor. Şimdi kamerayı yine bir de böyle bir işimiz var tabi. Şöyle koysam. Evet, iyi gibi herhalde. Bunun eni dar biraz ya. Şöyle yapsak. Yani bir sırayı kapatmıyor, onu dibe mi atsak, ama o da yine sıkıntı olacak. Kesmek lazım belki, göstereyim size de. Şöyle olmuş oldu yani, bir tarafı tam sıfır oturttuğumuzda burada şöyle bakalım, tam aşağı yukarı şu çaktığına kadar geliyor. Burasını kesmek lazım, ama kesersek de bu sefer tabi alt taraftaki denge ayakları problem olacak. Anlayacağınız olmayacak. Dikine iki tane çıkarma. Büyük ihtimalle çıkmaz ama bakalım, deneyelim. Görüntü bozulacak bir süre. Şöyle yapsak. Yok. Zaten çıkmaz, o kadar fark yok. Dikine de olmadı. O zaman peki şu kapıyı direkt yapsak, o nasıl olur? Şunu yani. Buna tam gelebilir. Evet, kenarlardan biraz park oluyor ama en azından kapatmış oluyor. Bunu denesek acaba, nasıl yapsak bilemedim. Bence ben bu işleri ikinci bölüme mi bıraksam acaba? Çünkü şimdi yapacağım, ondan sonra yani kafaya göre yapmış olacağız. Daha iyi fikir verebilecek dostlar olacaktır. Onları dinlemek daha doğru olacak belki. Bu sefer de iki iş yapmış olacağız. Şu an çok kararsız kaldım gerçekten ya. İleriden şu kapıyı koysam mı? Koyayım, en azından bir görmüş oluruz. Kapıda bir bozukluk yok. Şurada bir demir var. Bu sökülebilir. Şu. Başka öyle çivim gibi bir şey yok üstünde. Şunu ben biraz bir inceleyeyim bakayım. Kontrol edelim önce. Görmediğimiz bir çivi mi bir şey varsa o biraz sıkıntı olabilir. Bunu yine ıslanmaması için kapının üstüne atalım bu sefer. Evet, bu taraflarda çivi yok. Bu tarafta bir tane sadece şu bağlantı şeyi var. Arkada yok, yanlarda yok. Ya bu da güzel bir şey aslında ama neyse, çok zarar vermeyeceğiz. Sadece 3-4 çivi darbesi olacak üstünde. Sonra farklı bir amaç için kullanırsak onu zaten boyayla güzel bir şekilde kapatabiliriz. Şimdi şu parçayı nasıl çıkaracağız? Ama çıktı zaten. İyi. Kolay çıktı. Başka da bir şey yok. Şuradaki tam gerek. Tamam, ben o zaman bir çekiç çivi getireyim. Evet, işlere başlayalım bakalım. Nasıl olacak acaba? Ubi Bey'in mekanı. Şunu yine ortalayacağız herhalde. Yani orası öyle olacak. Şöyle birkaç tane deneyelim bakalım nasıl olacak. İn oraya. Thank you.
Ya da sadece bir tane yapsam da olur ya. 3-3. Zaten de şöyle yanlara yapalım. Bir tane de şöyle yaparsak bu iş tamam olacak herhalde. Evet. Deneyelim bakalım nasıl olacak. Şu anda heyecanla bakıyor. Dur oğlum dur. Dur bakalım dur dur. Dur 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 heyecan yapma. Evet, şimdi iyi ki yerleştirmeye çalışırken dikkat etmişiz. Çünkü demiş çaktığımız çiviler dışarıya doğru sarkmış. Onları bir şekilde gömmemiz lazım. Allah korusun, çünkü bizim alan biraz heyecanlı olduğu için onu oradan kendine zarar verebilir. İkinci tamam. Üsttekiler herhalde tam şeye denk gelmiş. Şu babalara denk gelmiş. Şuradaki baştaki çıkmış bir tane. Evet, bir tane şu alttaki kaldı, o da ters yerde. Evet, o da tamam. Ama ve lakin şimdi de şöyle bir tık geriden göstersem, yer bozuk olduğu için ya da şu tahtanın ayakları bozuk olduğu için her şekilde denge problemi var. Şöyle bir daha deneyelim onu. Kadar var. Bunu oynatacak kadar var. Şöyle yapacağız. Bunun altına destek yapacağız. Demin onu demedim ben de ama. Neyse, bu zaten bir deneme sürümü olacak artık. Evet, şimdi daha sağlam oldu en azından. Oynamaz. Şu arka tarafları da düzenleyelim. Şöyle. Hatta oraya da yaslayalım. Daha da iyi olsun. Evet, güzel oldu gibi. Ama tabi bakalım Ubi Efendi bu değişikliği nasıl bulacak? Ubi. Oğlan. Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Gel bakalım, bir buraları kontrol et, gel. Ben şimdi çıkayım bakalım. Of. Gel bakalım, bir bak bakalım oraya. Ubi. Bak bakalım.
Ne var orada? Gel bakalım gel. Gel gel. Ne? Ya nereye gittin? Demin arkamdaydı. Bana üç kağıt yaptı. Ben buraya dönünce şıkır şıkır geliyor. Oğlum gel bakayım. Gel 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 gel. Gel gel. Gel bakayım. Gel oğlum. Gel. Gelmiyor. Evime ne yaptın diyor. Evime ne getirdin diyor. Gel bakalım bir ya. Uli. Uli. Neyse ben çekileyim. Kamerayı oraya kurayım. Ondan sonra bakalım kendi gelsin bir. Ben yokken keşfetsin bakalım nasıl olacak. Demin kamerayı kurdum gittim. Kayıtta mı hala bilmiyorum, bakmadım da. Nene'ye uğradım. Nene'yle birazcık sohbet ettik biz de. Şimdi bakacağım ben daha ama girdiğini hiç tahmin etmiyorum yani. Az önce çağırdım falan ama yine gelmedi. Bakalım bir kalsın bakalım. Göreceğiz nasıl tepki vereceğini. Baktım az önce kameradan ama girmemiş içeri. Bundan sonra artık girip girmeyeceğini takip edemeyeceğiz. Çünkü telefonun hafızası da çok yeterli değil daha uzun süre tutmaya. Neyse ben şimdi şu ön tarafı bir süpüreyim. Orayı da bir atalım buradan. Gerçi nereye atacağız o da yine muamma. Ama en azından şu ortalığı biraz daha temizlemiş olalım. Aslan orada yatıyor. Tipe bak. Neyse orayı da toparlayalım. Bu videoyu böyle paylaşayım ben. Çünkü şu içerideki yatak kısmını şey yapacağız. Yani sizlerden gelen yorumlara göre tekrar bir düzenleyeceğiz. O yüzden şimdi çok fazla kasmayacağım üstünü. Aşağıya denip hem bir kireç falan alacağım şu duvarlar için. Evet dostlar, bugünkü çalışmamız böyle sonuçlandı. En azından içerisi temizlendi. Döşek yatak kısmını ayarladık. Onu bakalım gözlemleyeceğiz. Akşamları da bir sürekli içeriden keserim. Bakalım hani beyimiz içeri girecek mi yoksa yine böyle dışarılarda mı takılacak. En iyi belki de onu yağmur zamanlarında görebileceğiz. Neyse bu videomuzu böyle tamamlayalım. Şunu da içeri götüreyim hatta. Bu videomuzu böyle tamamlayalım. Ben şimdi dediğim gibi kireç almaya gideceğim. Sizlerden de ricam. Şu aşağıdaki hani paleti mi kullanmalıyız yoksa şu anki yatak iyi oldu mu? Ki bence oldu gibi. Yükseltisi de fena değil. Ezan da başlıyor. Neyse bu videoyu böyle tamamlayalım dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Ubi'nin de selamları öğrenmeyelim. Evet. Hoşçakalın dostlar.